Merhaba değerli izleyenler. Bu haftaki programımız Kütahya'da olacak. Programımızı Kütahya'da çekeceğiz. Bursa'dan yola duayen gazetecilerle çıktık. Biz de birazdan göreceksiniz ekranlarınızda Bursalı gazetecilerimizi. Onların da talebiyle yolumuzu biraz değiştirmek istedik. Frik Vadisi'nden Kütahya'ya ulaşacağız. Bakalım Frik Vadisi'nde ve Kütahya'da neler göreceğiz? Onlarca uygarlığı, binlerce sultanı, şahı, padişahı, alimi, zalimi bağrında saklayan Anadolu'nun Ege'ye açılan kapılarını araladı Kültür Köprüsü ekibi. Kütahya'da çok eski tarihlerin izlerini sürerken Afyon'da yeniden var olmamızı sağlayan kurtuluş mücadelesinin yolunu arşınladı. İnsanoğlunun ilk barındığı yeri gördü önce. Anadolu'nun ilk yerleşiklerinin sadece kaya oyuğunda, mağaralarda kendilerini güvende hissedebildikleri zamanlara yolculuk yaptı. Frik Vadisi adı verilen bu topraklarda yamaçlardaki oyuklara gizlenmiş 5000 yıllık yaşamı hayal ettik. Gördük ki çevresini tanımaya çalışan insanoğlu bir yüzünü ovaya dönerken sırtını dağdaki oyuğa yaslayıp yaşamını garanti altına almaya çalışmış. Evet, Frik Vadisi'ndeyiz. İşte Frik Vadisi hemen arkamızda ama tabii vadi kelimesi büyük bir söylem biliyorsunuz. Frik Vadisi buradan başlıyor ama ta buradan Kütahya'dan tutuyor. Nereye kadar? Tam Afyon Karahisar'ın İhsaniye'ye kadar, İhsaniye ilçesine kadar gidiyor. Dolayısıyla kilometrelerce boyunca bir vadi burası. Burada neden durduk? Burada biliyorsunuz Arok filmi çekilmişti. Şimdi o detaylardan birkaç görüntü göstereceğiz size. Frik Vadisi'ne devam ediyoruz. Biraz soğuk. Güneşe aldanmayın. Mevsim kış. Tabii burada bu ağaçtan biraz bahsetmek lazım. Ağacın özelliğine baktığınız zaman ağaç tam olarak bir koyun sürüsünün altında yatabileceği bir ağaç. Şöyle söylemek lazım. Burayı tabii çobanlar yapmış daha önceden. Belli zaten. Bir ateş yapmışlar burada. Hatta şurada mangal bile yapmışlar maşallah. Yüreğe baktığınız zaman tam koyun kuzu otlayacak bir yer burası. Çok fazla tarla da yok çünkü etrafta. Tarlalar biraz daha aşağıda kalmış. Frik Vadisi'nin başladığı bu noktada tabi bilirsiniz Afyon'un hayvanı, Kütahya'nın hayvanı çok meşhurdur çünkü yaylalarda otlarlar. Biz de biraz ısınalım dedik. Hazır burada bu meşe ağacının gazellerini de bulmuşken çok da keyifli bir ateş oldu. Müzik
tam da hayvancılıktan bahsetmiştim. Mal da var, koyun kuzu buralarda demiştim. İşte gördünüz hemen Frik Vadisi'nde bu güzel iki mağaranın üzerindeki keçiyi de adeta oradan bizi selamlıyor. Ve kıpırdamıyor da, çok ilginç. Herhalde farklı geldik burada. Tabii orada bir keçi varsa arkasında mutlaka bir sürüsü ve bir çobanı vardır. Aslında oraya çıkmayı isterdim. Beni bilirsiniz, hani dağ taş demeden mutlaka köylünün, Anadolu insanının olduğu her yere giderim ama misafirlerimizle birlikte Kütahya'ya gideceğiz. Malum saatte şu anda 4'e geldi. Kış aylarındayız. Hava kararmadan otelimize ulaşmak istiyoruz. Biraz da Kütahya'nın içinde çekimler yapacağız. Kütahya'ya doğru devam ediyoruz. Hemen yukarıdaki keçiyi gördünüz. İnatla bizi bekliyor orada. Ben de inat ettim, dibine kadar geldim ama hala ayrılmadı. Keçinin adı dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Çok da yaklaşamıyorum yukarıdan üzerime bir taş düşebilir diye. Frik Vadisi'nin başlangıç noktasındayız demiştik. Şimdi ileriye doğru Kütahya'nın daha içerisine. Oradan sonra da Frik Vadisi'nin Afyon'da bittiği noktaya kadar ilerleyeceğiz. Birçoğumuz kulağımıza misafir olan Kütahya türkülerini dinledik, duyduk yıllar boyu. Kütahya'nın pınarları da bunlardan bir tanesiydi. İşte Kütahya pınarları dediğimizde aklımıza gelen o Kütahya, hani gelip geçerken gördüğümüz büyük Kütahya'yı düşünebilirsiniz ama öyle değil. İşte Kütahya Kalesi'ne çıktığınızda hemen arkamdaki eski Kütahya'yı göreceksiniz. Kütahya'nın pınarları denilen Kütahya aslında burada diziler alınmış. Birazdan da yeni Kütahya'yı göreceksiniz. Benim size önerim, eski Kütahya'yı görmeden Kütahya'yı gördüm demeyin. Uzağa gitmeden kurmuşlar yeni medeniyetlerini Frikler. Onların kurduğu Ayuzonai, Romalıların elinde büyük bir kente dönüşmüş. Frikya'nın temellerini attığı, Romalıların geliştirdiği Ayuzonai ören yeri, insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip. Bir ara Bitinya egemenliğine geçmiş olsa da, daha sonra Roma uygarlığının önemli yerleşimlerinden biri haline geldi. İsa'dan önce 3000 yıllarına tarihlenen kentten günümüze çok önemli bulgular kaldı. Geniş bir alanda kurulan ve 80 bin nüfusun olduğu tahmin edilen kentte Zeus Tapınağı, 15 bin seyirci kapasiteli tiyatro ve ona bitişik 13.500 seyirci kapasiteli stadyum, hamam, bugünkü anlamıyla olmasa bile borsa, sütunlu cadde bulunuyor. Rivayet odur ki, tarihin gördüğü ilk borsa burada insanlığın hizmetine sunuldu. Binlerce yıl önce taşlara işlenmiş rakamlar, bugüne kadar yaşayarak dünyanın ilk borsası ile ilgili bilgileri bize cömertçe sunuyor Ayuzonai'de. Değerli izleyenler, uzak hayatlar devam ediyor. Dün Afyon'daydık. Afyon'dan sonra tekrar Kütahya'ya geri döndük. Şu anda da
Dünyada ilk borsa olarak bilinen noktadayız ve yanımızda Bursa'nın ve Türkiye'nin yakından tanıdığı gazeteci, yazar Necati Kartal var. Necati abi bizimle beraber Bursa'dan kalktın. Evet. Seyahat ettik birlikte. Çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim yani. Öncelikle seyahatimi değerlendirip ondan sonra da bu noktaya gelelim istiyorum. Şimdi bir güzel bir program aslında. Neden? Çünkü böyle bir küreselleşme çağındayız ama maalesef Türkiye'de kendi yöremizi bile tanımıyoruz. Yani diyelim ki bu küreselleşme dediğinde dünyanın her yerini tanımak, gitmek, oradaki tarih, bilim, yaşantı, sosyal ilişki, medeniyet neyse artık yani bunların hepsini görmek için falan böyle bir dış ticaret ve dış turizm çok gelişti dünyada. Böyle bir şey var diyoruz ama Türkiye'deki değerleri bilmiyoruz. Bir ara televizyonun bir tane şeye başlamıştı. Dedi ki yani dünyanın en büyük tarih müzesi Türkiye diye bir programa başlamışlardı. Doğru. Yani bütün Anadolu'yu ele aldığımız zaman çok büyük bir... Bütün medeniyetler hemen hemen buradan geçmiş. Tabii çok çok büyük bir mozaikten bahsediyoruz. Çok en azından 7-8 tane dünyanın akışına, insanlık tarihinin akışına yan vermiş olan medeniyet var. Şimdi senin programın da güzel. Bursa televizyonları için yapıyorsun bunu. Ama Bursalılar yakın yörelerde en azından bulunmuş oldu. Yani arabaya binip aynı gün gidip gezip dolaşıp veya bir gece kalmalı gidip göreceği bilmem ne yapacağı bir sürü yer var. Bunları bir paket olarak kendilerine sunuyorsun. Sen de tebrik ediyorum. Başarılar da diliyorum. Bizim gezimiz biraz tarih ve termal ağırlıklıydı. Termal ağırlıklı olmasının nedeni de Bursalı 4 tane iş adamının, yatırımcının, bizim çok iyi tanıdığımız, siyasete de girmiş çıkmış, Bursa'da fabrikaları olan, yatırımları olan, bilgileri, bilimsel araştırmaları da diyeyim. Hatta işlerinden Mete Bey'in mesela. Dün akşam çok keyifli bir sohbet. Tarihi üzerine yani. Yaptı. 4 tane çok değerli arkadaşımız, hemşerimiz burada çok büyük bir yatırım yapmışlar. Hem o yatırımı görmek, henüz daha yapım aşamasında yatırımı görmek anlamında biraz kendilerine moral olsun. İkincisi de burayı gezerken tarihle günümüz arasında ne değişiyor Afyon'da, Kütahya'da ne var, ne olmuş falan diye. Ve bu buralara gezdik. Güzel bir geziydi. Ben kültürel bakımdan etkilendiğim bir geziydi. Buradan da etkilendim. Şimdi baktığımız zaman İlk buraya. İlk borsa. Şimdi buraya baktığımız zaman mesela gidiyoruz Avrupa'da çeşitli yerlere. Pompei'ye gittim ben mesela. Çok Roma, Pompei, Floransa, Dresden. Şimdi burada mesela gittiğiniz zaman bakıyorsunuz. Diyelim ki Barcelona'da orada limanın önünde bir heykel görüyorsunuz. Christoph Kolomb'un heykeli doğuyu gösterir. Diyor yani bu limandan çıktı diye bir şey yapıyorsunuz. O tarihle özdeşleşmeye başlıyorsunuz. Pompei'ye gidiyorsunuz. Yanardağın patladıktan sonra o şehri kaplamış olmasın. Sonra o tüfler kaldırıldıktan sonra o şehirdeki yaşantı, ticari ilişki her şeyi yansıtan bir kalıntı kalmış ortalıkta. Ne bileyim yani gidiyorsunuz belki şeye Dresden'e orada Martin Luther'in protestanlığı ürettiği yani Katolikleri protesto ettiği. Hristiyanlığın o Katolik mezhebinin üretmiş olduğu, gericiliği protesto ettiği şeyleri yazdığı kilisenin önünde duruyor kendi heykeli. Ona bakıyorsunuz. Ne bileyim ben bir Floransa'ya gidiyorsunuz. Meji ailesini görüyorsunuz. Neler yaratmış orada. Saraylarını nasıl yapmış, ticari ilişkileri nasıl yönetmiş, limanları nasıl yönetmiş. Bankalar kurmuşlar o zamanki tarihle. Tefecilik yapmışlar nasıl yapmış falan. Türkçeleştirirsek bunu mimarlık tarihi bize... geçmişin yaşam tarzını ve ticari ilişkilerini veriyor. Şimdi buraya baktığımız zaman şurası bir ticari alan. Bu ticari alana geliyorum ben. Diyorum ki bende 3 tane post var. Bu ticari alandan ve de buradan çalışacak mesela bir avukata ihtiyacım var hukuk meselesi için. Beni koruması için askere ihtiyacım var. 2 kilo et alacağım. Şu 3 tane koyunu da satacağım. Kafama göre oluşmuyor bu. Diyor ki 1800 lira olarak kabul edelim biz bunu diyelim ki. 1800 lira yıllık ücretidir askerin diyor. Böl bunu diyor 360'a diyor. Günlük yevmiyesi budur kaç gün tutacaksın? Koyun diyor şu boyda olanlar şu kadar lira, bu boyda olanlar bu kadar lira. Bunu diyor daha fazla ya da daha aşağı satamazsın. Avukatla davan ne diyor senin diyor. Dava başına 250 lira diyor bunun şeyi. Eğitim almak, mimarlık eğitimi almak istiyorum diyorsun. Bunun en az kısa süresi diyor 1 yıl diyor. Ve bir yıllık da diyor. Kanun gibi tabelada da yazıyor. Kanunda da anlatmış. Şimdi bunun Kütahya'nın ki Bitinya değil bu Roma'dan kalma bir şey değil mi yani? Evet. Bir köyünde böyle bir tarih var. Biz ülke olarak böyle bir mozaiğin içinde yeni ilgilenmeye başladık bu işlerle. Yani ne kadar acı bir şey. Adamlar bunu
bundan 100 yıl önce keşfetti. Ve turizmle şu an ülkeye atladı geçindiriyor. Atladı kardeşim. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ne bileyim, Barcelona'ya giden Barcelona'da Figueres var. Orada Dali'den bir müze yapmış. Belediye binası var. Buradan karşı şeye kadar şöyle bir 30 metre 50 metre uzunluğunda kaşık yapmış bir tane. Kaşık. Kaşığın ucu 15 metre. Kase kısmı yani. Kepçe kısmı. Demiş ki size öyle bir şey yapacağım ki demiş. Burası her gün altınla dolacak bu kaşık demiş. Altınla doluyor. Her giden Figueres'e gidiyor. Oradaki şeye bakıyor. Dönerken Girona diye bir yer var. Burası 1491 yılında oradan Yahudileri Türkiye'ye sürmüşler. İkinci Beyazıt teslim almış bunları. Ama kenti hiç bozmamışlar. Ve fark etmişler 100 yıl önce bu tarih satar diye. Girona'ya mutlaka uğruyorsun. O kaşığın 10 tanesini koysa oraya onu da doldururdu. Biz yeni fark ediyoruz. Evet. Dolayısıyla sadece şimdi burada değil, Türkiye'nin birçok yerinde. Birçok yerinde. Devlet olarak. Dolayısıyla hani bizim de şöyle bir şey, şöyle diyelim ki yani senin programının da bir anlamda Türkiye'nin gelişmesine, Türkiye'nin turizmine, Türkiye'nin Anadolu'nun tarihine, burada yaşamış olan uygarlıklara ve bunları izleyecek olan insanların etkilemeye yönelik güzel bir program. Türkiye'nin ihtiyacı var buna, Bursa'nın ihtiyacı var buna. Tebrik ederim. Benim için iyi bir gezi oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Kütahya'da Çavdarhisar ilçesindeyiz değerli izleyenler. Tarihteki adıyla Aizonay antik kentindeyiz. İşte görüyorsunuz Macellum adıyla bilinen bir çarşıymış burası. Hemen aşağıya indiğinizde de bir hukukçunun yani bir avukatının şikayet başına 250, az önce Necati Kartal Bey söylemişti liradan gidelim diye, çünkü para birimini araştırdım. Manat gibi aslında bir kaynağa göre de dinar olduğunu söylüyor ki burada denari olduğunu zaten şöyle görüyorsunuz para biriminin. Yine diyor ki saray muhafızı yıllık 5500 dinari alır diyor, ama ilginç olan şeylere geleceğim. Bir bilim adamı, bakın bilim adamı, hemen gidiyorum, aylık 50 denari alıyormuş. Bir bilim adamı 50 denari alırken bu tarafa bakıyorsunuz bir veteriner hayvan başına 20 denari alıyor. Yani bilim adamı aylık 50 dinar, 50 lira kazanıyor. Ama bir veteriner hayvan başına 20 lira kazanıyor. Yine şurada da ilginç bir şey var. Bir yorganın bir adeti 600 dinarmış. Yani bir yorgan alabilmek için düşünsenize, buradaki bir bilim adamı ne kadar çalışması lazım? Bir yıl çalışması lazım ki bir tane yorgan alabilsin. Yine en altında tekstille ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mor ipek diyor. Şurada da görüyorsunuz. Bir adet mor ipek kumaşı, burada adet demiş ama metrekaredir herhalde, 150 bin dinar. Yani asillerin ve çok zenginlerin alabildiği bir şeymiş ipek o dönemlerde. Dolayısıyla fakirler alamıyormuş. İşte dünyadaki ilk borsanın, ilk mezatın kurulduğu Aizonay antik kenti Kütahya'da, Çavdarhisar ilçesinde. Şimdi şurada da göreceksiniz, burçlar var, kalıntılar var. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Bursa'dan gelen gazeteci arkadaşlarımız orada var. Bakalım onların görüşleri ne olacak? Evet abi, sen de bizimle beraber seyahate katıldın. Tayfun Çavuşoğlu olarak, bir gazeteci olarak. Neler söyleyeceksin seyahatimizle ilgili, Kütahya ile ilgili, Afyon'la ilgili? Şimdi genel olarak seyahatin programına baktığımızda zaten gerçekten çok önemli noktalar vardı. Bizim Anadolu'nun her bir yeri, her bir köşesi zaten gerek antik dönemden, gerekse Selçuklu, gerekse Osmanlı döneminden çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Hani biz hem Selçuklu döneminin hem Osmanlı döneminin tarihi eserlerine sahip çıkıyoruz ama eksik bıraktığımız bir nokta var. Anadolu aynı zamanda Bizans ve Bizans öncesi antik dönemin, işte Roma döneminin eserlerine de ev sahibi. Bu topraklarda şey Aizon veya Avzonoi kentindeyiz şu anda. Antik adı bu tabii. Bizans'tan da önceki dönem, yani milattan önceye tekabül eden dönemlerde çok sayıda Anadolu halkı bu bölgelerde yaşıyor. Onların daha sonraki Roma döneminde Hristiyan olmuş olmaları nedeniyle, hani bizim kısaca Rum tabir ettiğimiz, ama aslında hiç Yunanlılıkla, Yunanlılarla hiçbir ilgisi olmayan Anadolu halkları, Anadolu'nun gerçek ev sahibi
halklar onlar. Daha sonra Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle beraber tabii bu coğrafyada tarihi süreç çok farklılaşıyor. Antik kentleri gezdiğimizde şunu görüyoruz. Ben izleyenlere özellikle salık veriyorum. Antik kentleri mutlaka gezmek gerek. Efes'e de gitmek gerek. Aizonay, burayı da görmek gerek. Çünkü bizim topraklarımızın kadim uygarlıkları başlangıç noktası itibariyle bunlar. Şimdi Yunan mitolojisi diye bugünlerde biz antik dönem tarihine sahip çıkmadığımız için, kültürel olarak da sahip çıkmadığımız için Yunan adıyla biliniyor. Yani işte Yunan yani mitolojisi. Yani Yunanlılar gelip bunları burada yapmadı. Hayır, sonuçta hayır. Anadolu'da yaşayan burası insanlar Anadolu, yaptı. Anadolu halklarının yeri. Yunanların hiçbir ilgisi yok. Tek bağlantı Yunanlarla Anadolu kentleri arasındaki bu Anadolu kentlerinde yaşayanların yani Hristiyan olmaları zaman içerisinde Ortodoks Hristiyan olmaları. Ortodoks bağlantısı nedeniyle hani biz onların Yunan olduğu varsayımına dayalı bir takım politikalar geliştirmişiz zaman içinde ama hiç ilgisi yok tabii. Anadolu'daki antik kalıntıları gezdiğimizde Medusa başta olmak üzere, Kibele olmak üzere, Apollon tapınakları başta olmak üzere birçok antik dönem hem dini anlamdaki panteon benzeri tapınakları hem de o dönemin tanrıçalarını, tanrılarının heykellerini vesaire görüyoruz. Yunan mitolojisini okuyan herkes şunu çok iyi bilir. İşte Yunan mitolojisi, bu Yunan mitolojisinin Yunanlarla bir alakası nereye kadar vardır? Çok az bir bölüm. Yani İda dediğimiz Kaz Dağı, Kaz Dağı'ndan sonrası malum bugünkü Yunanistan toprakları o kadar. Geri kalan tamamı Anadolu'yu anlatır. Anadolu kültürünü yani antik dönem kültürünü anlatır. Şimdi biraz sonra ana tapınağa gideceğiz. Anadolu gerçekten hani sadece klişe bir laf değil olsun diye söylemiyorum. Milattan önce yani antik dönemden bugünlere gelen kadim uygarlıkların üst üste binmiş müthiş bir mozaiğidir. Biz Anadolu'nun kıymetini bilelim. Bu program kendi ne diyelim çerçevesinde, kendi rotasında çok güzel işler yapıyor. Yani hem Anadolu'yu hem Bursa'yı hem bizim Bursa bağlantılı veya Türkiye bağlantılı yurt dışındaki toplulukları yani bizim Balkanlar da başta olmak üzere o köprüyü çok güzel kuran bir program. Ben de bu arada kutluyorum seni. Çok teşekkür ederiz ve devam ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz Çavdar Hisar'da. Aizonay kenti, yani antik kentin tiyatro bölümü, tiyatro aynı zamanda sadece tiyatro değil, aynı Roma'da olduğu gibi büyük bir spor alanı da var. O bölgenin giriş kapısı. Burada yarışmalar yapılıyor, işte okçuluk vesaire, gladyatör dövüşleri diyelim. Onlar yapılıyor. İşte o birinci olan, şampiyon olan sporcuların isimleri, o yukarıdaki olimpiyat halkaları şeklinde gördüğümüz yerlerde isimler yazıyor. Orada isimler yazıyor. Yani şampiyon sporcuların isimleri. Burası o anlamda hani antik dönem arenası aynı zamanda. Hem tiyatro hem arena çok önemli. Yani Aizonay şu anda Türkiye'de çok az biliniyor. Yurt dışında böyle konuyla ilgili olanların çok iyi bildiği bir yer ama hani istenen yoğunluğu, misafir sayısını, turist sayısını yakalayabilmiş değil ama zaman içerisinde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Arizona Antik Kenti'nde çekimlerimize devam ediyoruz değerli izleyenler. Hemen altımda görüyorsunuz şu toprağın altında daha kazısı başlamamış buranın. Tarih yatıyor adeta. Şu anda da arenadayız. Arizona Arenası'nın tam da içerisindeyiz. Bayağı büyük bir alan burası. Tabii az önce çok daha güzel bir yer vardı ama çekim izni istediler. İşte izniniz yoksa çekemezsiniz dediler. Gerçi biz yine biraz görüntüledik sizin için ama şunu söylemek lazım. İşte tripodu yere koymayın. Tarihe zarar veriyorsunuz diyen bir anlayış var burada. Oysa tarihin üzerinde işte inşaat devam ediyor. Dozerler, makineler çalışıyor. Hani biraz tezat bir durum var ama
Buraya profesyonellerin artık kazıya başlaması lazım. Buradaki işçiliği görseniz tarihin nasıl katledildiğini anlarsınız. Arizano ile.